Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed the Beast Minecraft serimizin 11. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu iki bölüm arasında yaptığım değişikliklere gelecek olursanız, birincisi bu odayı yaptığım esnada çok ama çok büyük bir mimari hata yapmıştım. İki oda arasında sadece iki blok hiç mesafe yoktu. Ve doğal olarak ben de bu odayı iki blok taşıdım. Çünkü yapacağım bir şey için buradaki bu iki blokluk mesafe gerekli. Hatta az bile gelecek şey. Onun için bu duvarı da kullanacağım. Bunun yanı sıra güneş batmak üzere bir pickaxe daha kırdım. Bu arada taşıma esnasında hiçbir camı kırmama gerek kalmadı. Çünkü portal gun'ın çok güzel bir özelliği var. Eğer G tuşuna basarsanız blokları taşıyor. Tamamen onun bu özelliğini kullanarak çoğu item'ı taşıdım. Ve yemek yemem lazım. Şu makinelerin hepsini taşıdım. Şunlardan sadece şu ikisini ve chest'i taşıdım. Bir de şunu buraya getirdim. Bunları taşıdım. Bunun dışında buradaki yeri yok ettim. Çünkü gözüme alıyorlardı. Ayrıca bir değişiklik daha. Bunları yaptığım esnada bolca da steel ürettim. Ve artık steel'imiz olduğuna göre ve pickaxe'imizi tekrar kırdığımıza göre uyandıktan sonra bir şey yapacağız. Evet, kendimize bir mining drill yapacağız. Henüz onu diamond drill ile upgrade edemeyeceğiz çünkü titanyumumuz yok. Ama titanyumu güzel bir enerji elde ettikten sonra yapabiliriz. Gördüğünüz gibi titanyum için bauxite'ı ve industrial electrolyzer'da işlemek gerekiyor. Neyse. Bunları alalım. Ve mining devrimimize başlayalım. Ne ihtiyacımız var? Bir adet circuit var. Ve bir adet de pil. Gerçi pil için bu kadarına ihtiyacım yoktu ama olsun, gene de yaptım. Şimdi tinlerimiz nerede? 1, 2, 3, 4. Redstone'larımız elimizde. Tamamdır. Mining drill için ihtiyacımız olan şeyler hazır ve nazır. Ve voila! Mining drill. Evet, buna daha fazla pickaxe kırmaya artık daha fazla pickaxe kırmak yok. Mining drill hem pickaxe hem de shovel karışımı bir şey ve gayet de hızlıdır. Hatta size şurada ufak bir örnek göstereyim. Tabii eğer bunu diamond'a upgrade edersek, ya ki titanyumumuz olduğunda ilk iş olarak bunu yapacağız. Gördüğünüz gibi gayet hızlı stone tarzı şeyleri de kazıyor. Muhtemelen iron pickaxe'imiz de aynı hızda. Bunun dışında kürek işini de görüyor. Mükemmel. Evet. Bunu yaptığımıza göre şimdi ne yapacağız? Wrench'imizi de kırdık bunları taşırken. Ve Crescent Hammer'dan daha güzel de bir şey yapmak istiyorum. O yüzden Omni Wrench yapacağım. Bunun için bir adet Cyan Wool, 2 adet Diamond, bir adet de Gold Ingot lazım. 1, 2, 3, 4. Tamam, Medium Stone'umuz da burada. Ve bunu Light Blue, Yellow, Lime, Pink, Light Gray, Sand. Evet. 2 adet Diamond. Ve 1 adet Gold Ingot. Sen nasıldın? Omni Wrench ne diye soracak olursanız, demin gördüğünüz o Crescent Hammer'ın aynısını yapmanın yanı sıra ayrıca Industrial Craft Wrench olarak da çalışıyor.
Kısacası hepsi bir arada bir tool. Ve daha da güzeli, hiçbir şekilde item kaybetmiyor. Dolayısıyla elektrik bu varken kim elektrik wrench'le uğraşır? Değil mi? Neden sana giremiyordum diyecektim. Girebildim. Ve tamam, Dark Ashes. Bunun dışında steel üretimi esasındaki Dark Ashes'ların tek kullanım alanında burada Dark Ashes'larımızı alalım. Bu bölümde ne yapacağız başka? Bir build kart enerjisi, yani Minecraft jül üretimi için daha güzel bir yol planlıyorum. Onun için hazırlığa başlayacağız. Ve bir yandan da Red Power'a giriş yapacağız. Ayrıca iki bölüm arasında Nether'a gittim. Bu esnada neler yere geçirdim? Bir adet ghast öldürdüm. Bunun dışında Blaze Rod aldım ve onları medium slow'umuzda çoğalttım. Ancak bunu fazla yapmayacağım. Çünkü kendimi suçlu hissettirdi. Başka ne elde ettik? Nether Wart elde ettik de onları bitki içerisine koymuştum. Evet. Nether Wart'larımız da burada. Şimdi mining drill'imizi de yaptığımıza göre başka ne yapmalıyız? Balta şimdi işimizi görüyor. Evet. Asıl yapmamız gereken şey neydin sen? Kart assembler. Bu kart assembler'ımızı yapacağız ama öncesinde bir şey daha var. Kendimize biraz taş pişirelim. Çünkü kendime yeni birkaç project table daha yapacağım. Ve bunlar kesinlikle lazım. İki tane project table işimizi görür. Ve şuralarda bir yerde chest vardı. Bir tane mi var? Ve biraz daha taş alalım. Evet. İki yeni project table'ımız hazır. Burasının çalışma odası olduğunu hesaba katarsak project table'larımızı buraya yerleştiriyorum. Bu Steel's Card project table'ımız, bu ise Industrial Craft project table'ımız olacak. Taşları da alalım. Ayrıca kendime bir an önce düzgün bir sugarcane farm kursam iyi olur. Benim sugarcane'lerim nerede? Benim sugarcane'lerim nerede? Bu sesi duymasaydınız çok daha hoş olabilirdi. Burada var. Ve özel bir çiçek avına çıkacağız. Ancak bu çiçek vanilla biyomlarda yetiştiği için bone meal'a ihtiyacımız var. Siz de çalışın azıcık. Sadece vanilla biyomlarda yetişen bir çiçek tipi olduğu için bunu direkt böyle bu şekilde elde edeceğiz. Önce şunlar temizlensin. Bize alan açılsın. İşte aradığımız çiçek bu. Bu çiçek Industrial Craft, Red Power tarafından ekleniyor ve Indigo Dye elde edimde kullanıyor. Indigo Dye bir işe daha yarıyor. Shapeless Crafting'desindir herhalde sen. Hem normal bir dye olarak çalışıyor, yani renklendirme için kullanılıyor. Bir de Blank Plan elde edimde kullanılıyor. Blank Plan ise Project Table'da çok, planlar ise Project Table'da çok ama çok işimize yarayacak bir şey. Ben de
neden sikkalı kullanmıyorum? Hiçbir fikrim yok. Tamam, bu kadarı işimizi görür. Evet, buraya gelelim ve indigo dye'larımızı alalım. Tamam. 12 adet de paper'ımız hazır. Ve bir indigo dye ile paper'ı bir araya getirirseniz bir adet blank plan elde ediyorsunuz. Şimdi bir hatta bolca redstone alalım yanımıza. Redstone'umuz zaten bol. Bu arada unutmadan bir industrial craft makinesi aleti daha yapacağız. Hatta onu da yavaş şu kart assembler'ı bitirdikten sonra bir yapalım. Evet, kart assembler için önce bize ne lazım? Bu. Bunun için iron ve gold lazım. Ve bize de yemek lazım. Gold. Goldlarımız biraz azalmış durumda ancak önemli değil. Sizleri de kapatalım. Iron. Dur. Tekrar bakalım. Iron. Gold. Redstone. Ve bu Steve's kartla uğraşırken en çok kullanacağımız şeylerden bir tanesi olduğu için bunun planını çıkarttım. Evet. Bu planı çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi buradaki itemların hepsini aldım. Buraya planı koyduğum saniyede burada tekrar gözüküyorlar ve gayet çekebiliyorum. Evet, 4 tane aldım da 4 tane de burada 2 tane ihtiyacımız var. Ancak toplamda 4 taneden fazla ihtiyacımız var. Evet. Kart assembler'ımız hazır. Kart assembler'ı da tam olarak buraya koyalım. Evet, güzel bir yer. Burası Card Assembler'ın arayüzü. Bayağı karmaşık gözüküyor, değil mi? Aslında o kadar değil. Evet, şimdi Card Assembler'ımızı tamamladığımıza göre önce kendimize bir adet hole yapalım. Hole için 5 adet Iron Ingot ve bunlara ihtiyacımız var. Odunumuz var mıydı? Hemen bakıyorum. Burada bir yerde olacaktı. Ben neden oraya gittim? Ha tamam, sürüsüyle var. Büyük evin sıkıntıları. Standard hall. Steve's kartı bilenler ve benim yakında bir steam boiler yapacağımı tahmin edenler muhtemelen ne yaptığımı anlamıştır. Fakat anlamayanlar için bunu sonra hesaplıyorum. Evet, bunun için başka neye ihtiyacımız var? Solar Engine. Solar Engine biraz karmaşık bir makine gördüğünüz üzere. Bunun için 2 adet bundan. Aslında bunun da planını çıkartabilirim. Bir saniye. Evet. Evet, bunun da planını çıkartayım. Evet, bir adet daha Advanced PCB. Bir adet Advanced PCB modülümüz var. Bunun dışında solar bilmem neye ihtiyacımız var. Ki neyse ki yanlış hatırlamıyorsam bolca glowstone'umuz olacaktı. Yoksa Nether'a gitmemiz gerekecek. O lanet. O zaman Nether'a gitmeden önce kendimize bir şey daha yapalım. Lab pack. Lab pack için öncelikle bir bed pack lazım ve bunun için 6 adet battery, bir adet tin ingot ve bir adet elektronik circuit lazım. Tinlerimizi alalım. Elektronik circuitimizi hazırlayalım. Elektronumuz olacaktı bir yerlerde. Evet.
Biz bunlardan bir tanesini Advance'e akredite edeceğiz ancak Glowstone'umuz yok gene. Diğerlerde Glowstone'umuz olacaktı. Hepsini mi kullandım? Evet, hepsini kullanmışım. O zaman bir uyuyup iki gıdım Glowstone topladıktan sonra tekrar döneriz. Evet, Glowstone'umuzu topladık bolca. En azından işe yarayacak kadar. Bu arada dikkat ederseniz sadece çok ufak bir gizli yaptım ve şarjımızın yarısından fazlası gitti. Bu mu drill, pickaxe yapmaktan kurtaracak diye soracak olursanız, evet. Çünkü bunun için lab pack yapıyoruz. O zaman ben önce bir lab bay'imi bitireyim. Ondan sonra size ne olduğunu gösteririm. Evet. Şimdi önce bedpack için alt adet re-battery lazımdı. Evet. Re-battery'lerimiz. Seni şuraya kaldıralım. Artık sana ihtiyaç yok. Senden çok daha iyisine sahibiz. Ama güzel hizmet ettin. Azıcık redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 2, 3, 5, 6. Bir parça tin. Ve elektronik circuit'imiz nerede? Burada. Evet. Bir adet bedpack'imiz var. Bedpack. En basit taşın, bu drill'in enerjisini dolduran bir şeydir. Ancak o kadar enerjisi o kadar fazla gitmediği için bunu direkt lab'e upgrade edeceğiz. Lab pack için bayağı bir lapis lazuli'ye ihtiyacımız var. Neyse ki bolca var elimizde. Lab pack muhtemelen oyundaki en büyük lapis lazuli düşmanı itemlardan bir tanesidir. Doğru, seni kompresörde yapmamız gerekiyordu değil mi? Great tech. Tamam, o yapıla dursun. Biz bakalım başka neye ihtiyacımız var? Her şeyimiz hazır. Advanced circuit ve şimdi burada bir tanesi hazır. Oo, bu bayağı zaman alacak. O zaman biz önce şunu dönelim. Solar için ne gerekiyordu? Bir adet redstone, iki adet glowstone, bir adet iron. Senin de planını alalım. Evet, senin de planını aldığımıza göre iki adet iron, 2 adet piston. Aslında piston planı da en çok işimize yarayacak planlardan bir tanesi. Kendimiz pistonu çok fazla kullanacağımız için pistonun da planını yaptık. Ama piston yanımızda taşıyacağımız bir plan olacak. Ve dolayısıyla da bu tarz planlar için özel bir canvas bag yapmayı planlıyorum. 2 adet pistonumuzu aldık. Ve bunları yerleştiriyoruz. Evet. İlk modülümüz hazır. Steel's kartının özelliği kartların hepsi modülerdir. Dolayısıyla da kartlar farklı parçadan oluşur. O parçaları birleştirerek kendimize en uygun kartı yaparız. Bu sayede eski Steve's Card, yani Steve's Card 1'deki kart sayısının çokluğuna rağmen hala Steve's Card 2'deki kart olasılığının yanına bile yaklaşamaz ve bunu bırakalım da şarj olsun. Gördüğünüz gibi bunun yarısı kadar enerji depolayabiliyor bu. Yani bunun yarısını yanımızda taşıyoruz demektir bu. Evet. Bunu da yaptığımıza göre
Sırada başka ne yapacağız? Hem düşünelim. Fertilizer'a ihtiyacımız yok. Side chest. Bunun için chest plane lazım. Bunun için gidip odun almamız lazım. Yanımızda yok yeterince. Burada bolca var. Medium stone'umuzu da yanımıza alalım. Oh, ben ne yapıyorum? Portable tank'i şimdilik şuraya koyalım. Inventory'mizde yer kaplamasın. Ve bu yeterli. Ve her daim 32 yeterli oluyor. Large chest plane'ler için 2 adet large chest plane'e ihtiyacımız var. Ve 2 adet 4 adet de huge'e. Yeterli olmuyormuş. Tabii inner chest'e göre hesapladığım için, hatırladığım için. Beni affedin. Biliyorum hata yapıyorum. Bu o kadar çok sık kullanacağımız bir şey olmadığı için. Ve bir iron ve bir adet de stone. Side chestlerimizi tamamlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi engine type'ı engine olanlar engine kısmına storage olanlar storage kısmına. Hepsinin farklı özellikleri var. Ve hepsi kendi ait oldukları slota gidiyorlar. Bunun dışında gördüğünüz gibi modular cost diye bir olayları var. Yani ne kadar yer tutuyorlar. Gördüğünüz gibi bu standart halın 200 kapasitesi var. Yani o 200 kapasiteyi doldurana kadar koyabiliyoruz bir şeyler. Ancak maksimum en fazla yer kap bir item'ın en fazla kaplayabileceği yer 50. Yani 50'nin üstündeki bir item buraya yerleştirilemez ve gördüğünüz gibi Galgadorian drill'i buna koyamıyoruz. Bunun için ne yapacağız? Reinforced yapacağız. Reinforced'un yapımı ise Reinforced Metal ve o da bu şekilde yapılıyor. Bunlar bu şekilde falandı filandı, carttı, curttu. Kısacası zaten Galgadorian Drill'in yapımına bakıyorsunuz. Bu Diamond Block buradaki en ucuz parça. Ve cidden şaka yapmıyorum. Şaka yapmadığımı gördünüz. Evet. Bunu da yaptığımıza göre sırada Woodcutter. Ama bunun için 5 adet diamond'a ihtiyacımız var. Şanslıyız ki diamond'ımız var yeterince. Hani öyle aşırı derecede fazla bir diamond değil ancak gene de iş görür düzeyde. Sen nasıldın? 2, 3, 4, 5. Tamamdır. Bunun dışında ne lazım? Advanced PCB modül. Simple PCB modül. Advanced PCB modül. Ve bunun çevresine 8 tane sapling. Saplinglerimiz vardır umarım. Bakıyorum. Var. Evet. Wood cutting core. Sen şöyle miydin yoksa? Evet, böyleydin. Evet. Wood cutter head'imiz de var. Bunun dışında başka ne ihtiyacımız var? Bir düşünelim hemen. Coal engine'e ihtiyacımız var tabii ki de. Bunun yapımı çok basit. Gördüğünüz üzere. Kendinize 2 adet piston verelim.
ve biraz daha ayrına ihtiyacımız olacak. Cold Engine veriyorum. Çünkü gördüğünüz gibi her daim güneşimiz yok ve dolayısıyla da başka bir enerjiye daha ihtiyacımız olacak. Bu enerji de Cold Engine. Bunun dışında başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Fertilizer'a ihtiyaç yok. Locate sensor, break, advanced control system, shooter, advanced shooter. Colorizer gereksiz. Bridge builder. Evet, başka bir şeye ihtiyacımız yok. Cage. Evet, başka bir şeye ihtiyacımız yok. O zaman ne yapıyoruz? Evet, gördüğünüz gibi gayet basit bir kart. Neden fertilizer koymadım? Gereksiz. Çünkü zaten bu hayvan gibi üreteceği için fertilizer'a da ihtiyacımız yok. Ve geri kalan her şey bütün işlerimizi görüyor ve geriye ne kaldı? Kol koymak. Bu alet kol ile çalışıyor. Dolayısıyla da içine kol koyuyoruz. Bir stack koyalım. Sonraki kullanımlarımızda da yardımcı olur bu. G. Ve assemble dediğimizde gördüğünüz gibi 14 dakika içinde hazır olacak bu. Bunları bitirdiğimize göre şimdi yeni bir şeye başlayabiliriz. Bu kadar string'i depolamamızın asıl sebebi ne? Geliyoruz. Dım 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 dım. Wind Turbine. Ve bunun içine de dinektik değil ki ne? Bugün yazamıyorum. Ama bunun için bolca Blue Alloy Ingot'a ihtiyacımız olacak. Ve dolayısıyla da kendinize evet, kendimize bu kadar verelim. Sen git. Aslında düşündüğümde başlangıç için o kadara ihtiyacımız yok. Tungsten, senin orada ne işin var? Ve bu başladı. Bu yapıla dursun. Süreyi neredeyse aşmak üzereyiz ancak başlangıç olarak bir iki item yapabilirim. Öncelikle battery box. Bu Red Power'ın elektrik sistemi olan Blue Electric'i depolamak için kullanılan bir alet ve ayrımlarını zor da unuttuk, değil mi? Tabii ki de. Öncelikle bize ne lazım? Tin Copper lazım. Varlar. Ve nikolitlerimizi neden oraya attım? Bir, iki, üç, dört. Ah. Ne yetmedi? Nikolit yetmedi. Bir setten daha fazla yapmak istediğim için hani birden fazla battery box yapmak istiyorum. Dört tane bence gayet güzel bir sayı. Ayrımlarımız, tahtalarımız ve zombi sus ve blue alloy'larımız. Evet, battery box'larımız hazır. Bunları nereye yerleştireceğiz? Ben gayet şuraya falan planlıyorum da bunları zaman sonra yerleştiririz. Evet, battery box'larımız da hazır olduğuna göre bir başka şey daha göstereceğim ve bunun için string'e ihtiyacımız var. O string'leri bir kısmını
Bir saniye. Bunu project table'da yapsam daha iyi olur. Kafam karıştı bir an. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet. Ve muhtemelen tarih boyunca Red Alloy Wire yapmadan önce Blue Alloy Wire yapan tek kişiyim. Bu Blue Alloy Wire'lar bir çeşit kablo. Blue elektriği iletmek için kullanılan kablo tipi. Ve dolayısıyla da Red Power'da işimizi görecek olan şey. Ve şimdi bize bir item daha lazım. Ama bunu sonraki bölüme saklıyoruz. Bu bölümü bitirmek için gayet mükemmel bir noktadayız. Köfteyiz köftedir, iyi günler, iyi eğlenceler.